Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz paragrafta anlam. Anlama dayalı, üniversite sınavlarında çıkan anlama dayalı soruların aslında üçüncü bölümü paragrafta anlam. Önce ne vardı? Sözcükte anlam, kelimede anlam, cümlede anlam ve arkasından da paragrafta anlam. Biz bugün üçüncüsüne bakacağız, paragrafta anlama bakacağız. Şimdi üniversite sınavının TYT kısmında 40 tane soru var ve bunun yaklaşık 30 tanesi anlama dayalı sorulardı ve bunun da çoğunluğu, büyük çoğunluğu paragraf sorusudur ve sizin belki en çok zorlandığınız kısım da bu. ÖSYM sağ olsun her sene farklı soru şekilleriyle gelerek bu konuyu daha da fazla zorlaştırıyor. İşte biz de bugün bu paragraf sorularının nasıl çözülmesi gerektiğini bakacağız. Şimdi paragrafta anlamı aslında iki kısımda incelemek lazım. Birincisi paragrafın yapısal kısmı, ikincisi anlam kısmı. Yani aslında biraz da teorik kısmı ve pratik kısmı diyebiliriz. Biz bugün biraz bu teorik kısmından bahsedeceğiz ve arkasından da soruların nasıl çözüldüğüne bakacağız. Şimdi bütün paragraf sorularının aslında nasıl soru çözülmesi gerektiğini, yani o paragrafta anlam sorusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini 3-5 maddede özetleyebiliriz. Yani bütün paragraf sorularını aslında şu 5 maddeyle çözebiliriz. Şimdi bazen sorulur arkadaşlar, bilirsiniz. Ya hocam biz ne yapalım? Önce soruyu mu okuyalım? Önce cevapları mı okuyalım? Efendim önce sorunun kökünü mü okuyalım? Bunun da bir karışıklık oluyor. Neden? Çünkü paragraf uzun. Paragraf uzun olduğu zaman arkadaşlarımıza şöyle bir şey oluşuyor. Hocam biz metni okurken soruyu unutuyoruz. İşte efendim veya çok metnin başını okuduğumuz zaman sonunu unutuyoruz veya sonuna geldiğimiz zaman başını unutuyoruz neyse. Böyle bir karışıklık olabiliyor. Arkadaşlar önce soru okunacak. Yani bize adam ne istiyor? Önce soruyu okuduk. Arkasından metni okuyacağız. Metni okuyacağız. Ve bu metni okurken tabii ki metin biraz da uzun olduğu zaman onun başıyla sonu arasında bir ilgi kuramayabiliriz. Ne yapılacak bunun çözümü nedir? Çözümü okuduğumuz kısmın önemli gördüğümüz yerlerin altını çizmek. Ha bakın, ben şunu da görüyorum. Metnin bütün paragrafın bütün şeylerini, satırlarını çiziyor arkadaşımız. Ha belki bu konsantrasyonla ilgili bir şeydir. Belki daha iyi anlamayla alakalıdır. O da sizin tabii ki bileceğiniz bir iş ama daha mantıklısı siz o okuduğunuz kısma kadar önemli gördüğünüz yerlerin altını çizmek. Yoksa bütün metindeki satırların altını çizerseniz size metin bittikten sonra karşınıza odaklanacağınız bir şey kalmayacak. O yüzden ne yapıyoruz? Önemli yerlerin altını çiziyoruz. Önemli gördüğümüz yerlerin altını çiziyoruz. Bu şekilde metnin sonuna doğru ve o daha sonra unutuyorsak eğer başa dönerek oradaki altını çizdiğimiz kelimeleri tekrarlamış olacağız ve cevap şıklarını, yani ABCD'de gördüğümüz şeylerle bağlantısını daha iyi kurabileceğiz. Şimdi bu. Yani ilk önce okuduk. Okuma şekli bu. Sonrasında cevap bulunurken ne yapacağız? Bakın bu çok önemli. Şu dördüncü madde var ya, bu çok önemli. Çünkü biz metni yorumlarken, soruyu çözerken çok fazla yorum yapıyoruz. Paragrafla ilgili yorum yapmayacağız arkadaşlar. Nasıl yorum yapmayacağız? Şimdi paragrafta istenen bir şey var. Paragrafın dışında bir anlam üretmeyeceğiz, türetmeyeceğiz. Ya, o paragrafta ne varsa o. Ve o adam muhakkak o paragraftaki verilmek isteneni
cevap şıkkında birazcık değiştirerek vermiştir. O da değiştirdiği de nedir biliyor musunuz? Kelimeler. Yani kelimelerin anlamları değişmiştir. Yoksa çok çok farklı böyle anlamlar yüklenerek bir cevap şıkkı verilmemiştir. En büyük hatamız bu. Cevap bulunurken yazıda anlatılanlar dikkate alınmalıdır. Kendi görüş ve düşüncelerimize göre hareket edilmemelidir. E hocam işte biz bunu da çıkartabiliriz. Nereden çıkartabiliriz? İşte şu şöyle olursa böyle bir yorum çıkmaz mı? O senin kendi görüşün. Paragrafta böyle bir şey yok ki. Ben birçok kez geldiği zaman öğrencilerimiz, hocam burada çıkartılamaz mı deyince bakıyorum, senin düşüncen bu paragrafta var mı? Yani bu düşüncenin paragraftaki karşılığı ne? Bakıyoruz, hocam yok ama şu kelimeden şunu çıkartamaz mıyız? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ve doğru seçenek bulunurken yanlış seçenekler elenmelidir. Bunu yapıyorsunuz genel olarak. Görüyorum arkadaşlar. Hani çiziyoruz ya üstünü. Bu evet, bunun hiçbir bu cevap şıkkında ki kelimelerle üstteki paragrafta hiçbir anlam ilişkisi yok. Çiz. Çiz, çiz. Ve zaten arkadaşlar 5 sorudan bir tane çeldirici ve bir tane de doğru cevap vardır. O yüzden zaten genellikle söylenilen şey ne? Hocam biz iki şıkka indiriyoruz ama sürekli yanlış cevabı işaretliyoruz. Bunu da duyuyoruz çoğunlukla. Evet doğru. Siz çeldirici cevapla doğru cevap arasında gidip geliyorsunuz. Doğru şıkkı şey yapmak için, işaretlemek için buraya daha dikkat edeceğiz ve arkadaşlar çok soru çözmek. Yani çok soru çözmek, paragrafın mantığını kavrayabilmek. Onu yaptığımız zaman zaten doğru cevaba baktığımız zaman oradaki kelimelerle metindeki kelimeler muhakkak örtüşüyor. Anlam noktasında örtüşüyor. Bunu sağladığımız zaman doğru cevaba muhakkak ulaşacağız. Diyorum ve bu ön girişten sonra paragrafta anlam konusuna girelim. Şimdi arkadaşlar paragrafta anlatım teknikleri vardır. Bunlar, bu paragrafta anlatım teknikleri son 5-10 yıl öncesine kadar arkadaşlar tek soru halinde geliyordu. Atıyorum bir betimleme metni veriyordu, bir öyküleme metni veriyordu, bir açıklama metni veriyordu. Ve sonra da diyordu ki işte yukarıdaki paragrafın anlatım tekniği nedir? Bu o dönem içerisinde belki zor ama şimdi çok basit geliyor ve ÖSYM artık bunu yapmıyor. Peki biz yine bakacağız betimleme sorularının nasıl olduğuna bakacağız tek bir paragrafta olsa. Fakat günümüzde ÖSYM artık arkadaşlar bu betimleme maddesini paragraf sorusunun herhangi bir şıkkında sormaya başladı artık. Yani 5 tane şık var ya cevap şeylerinde. Onlardan bir tanesi de şöyle diyor. Yukarıdaki paragrafta betimlemeye yer verilmiştir. A şıkkı. Bakın sadece A şıkkı olarak veriyor. Betimlemeye yer verilmiştir. Veya diyor ki B şıkkında açıklamaya yer verilmiştir. Veya C şıkkında şuna bunu. Yani şıklarda gelmeye başladı. Fakat biz böyle de olsa bu betimlemenin ne olduğunu, öykülemenin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi aslında betimleme dediğimiz şey sözcük türlerindeki sıfatlarla alakalı. Yani biz bir metinde nitelik bildiren sözcükler görüyorsak, bakın nitelik bildiren sözcükler görüyorsak bu metinde betimleme vardır. Betimleme dediğimiz şey zaten arkadaşlar varlıkların ayırt edici özelliklerinin ortaya konulmasıdır. Betimleme dediğimiz şey bu. Ve daha çok nitelik bildiren sözcükler burada görün ki bu da sıfattır. Yani siz metinde tekrar ediyorum sıfatları görüyorsanız o varlığın ayırt edici özelliklerini görüyorsanız orada muhakkak betimleme vardır.
gözünde insanların canlanacak biçimde anlatmasına dayanır. Herhangi bir bu tabiat olabilir, bir şahıs olabilir, bir nesne olabilir, bir ortam olabilir gibi. Bunları bizim gözümüzde canlanacak biçimde anlatmasına dayanır. Şöyle denir betimleme için genellikle sözcüklerle resim yapma sanatıdır. Bir tablo canlanır dedik. Bu betimleme metinlerinde arkadaşlar bakın durağanlık söz konusudur. Nedir durağanlık? Hareket yok çok fazla. Daha olay anlatılmaya başlanmamış. Veya olay anlatılıyor ama o olayın içerisinde de bazen bir hareket yok ki fiil yani. Fiiller yok, sıfatlar ön plana çıkmış. Görme duyusuna dayandığı için görsellik ön plandadır diyoruz. Ve ayırt özellikler yine nitelik bildiren sözcüklerle oluşturulmuştur. Bakalım örneğine nasıl? Bu arada bazı paragraflarda, bazı paragraf sorularında bu betimlemeyi ikiye ayırabiliyor. Nedir bu? Ruhsal betimleme işte veya dış çevre betimlemesi. Dış çevre betimlemesini biraz önce gördük ki bu şekildedir. Peki ruhsal betimleme nedir? İç betimleme nedir? Burada da insanın psikolojik özelliklerini ortaya koymaya çalışıyor metin. Psikolojik olarak. Bunlar da ya iç dünyalarına ait özellikler anlatıldığı betimleri de ruhsal betimleme deniliyor. Ve yazar eğer kendi duygu ve düşüncelerini işin içine katıp da bir betimleme yapıyorsa buna öznel betimleme ki kendi çünkü öz düşüncesiyle, değerleriyle ortaya koymuştur. Buna öznel değerlendirme deniliyor. Diğerinde de sadece gördüklerini ortaya koyuyorsa buna da nesnel betimleme deniliyor. Bakalım metne. Anadolu'nun hüzünlü sonbaharlarından biriydi. Toprak yola serpilmiş gibi duran seyrek taş parçaları güneşin ilk ışıklarıyla parıldıyor. Araba sarsıldıkça gözlerimin önünde kıvılcımlar gibi yanıp sönüyordu. Bakın, Anadolu'nun hüzünlü sonbaharlarından biriydi. Hüzünlü. Nasıl sonbahar? Hüzünlü sonbahar. Ha, burada ne yapmış oluyor? Aslında nesnel bir anlatım mı var, öznel bir anlatım mı var? Böyle de sorusu çıkabiliyor işte öznel anlatım, nesnel anlatım diye. Tabii bu sonbaharın hüzünlü olup olmaması kişiye göre değişir. Bana göre çok güzeldir, kişiye göre hüzünlüdür. Ha ne oldu? Öznel bir değerlendirme, öznel bir betimleme ortaya konulmuş oldu. Anadolu'nun hüzünlü sonbaharlarından biriydi. Seyrek taş parçaları, nasıl taş parçaları? Seyrek taş parçaları hatta toprak yola serpilmiş gibi duran seyrek taş parçaları. Bunların hepsi şuradan şuraya kadar bir sıfat topluluğu diyebilirim. Sonra araba sarsıldıkça gözlerimin önünde kıvılcımlar gibi yanıp sönüyordu. Ara sıra daha fazla koşmak isteğiyle şahlanan gürbüz hayvanlar, nasıl hayvanlar? Ara sıra daha fazla koşmak isteğiyle şahlanan gürbüz hayvanların yoldan kaldırdıkları tozlar, nasıl tozlar? Kaldırdıkları tozlar arabayı sararak boşlukta uçuşuyor, titreşiyor, sonra dalga dalga yere inerek gözden kayboluyor. Bakın, burada sıfatlar ön planda, burada da bir tablo çiziyor bize adam. Aslında hareketlerle de bir tablo çiziyor. Tozlar arabayı sararak boşlukta uçuşuyor, bize bunu tablo gibi gözümüzün önüne veriyor, titreşiyor, sonra dalga dalga yere inerek gözden kayboluyordu. Bu bir betimleme örneğidir gençler. Peki sorusuna bakalım. Sorusuna bakalım nasılmış? Soruyla buna şey yapalım. Bakın bu bütün bir paragrafa bu betimleme yedirilebilir. Demin de dedim ya bazı şıklarda da bu şey verilebilir. Yani A şıkkında diyebilir ki betimlemeye yer verilmiştir, B şıkkında alıntı yapılmıştır diye sıralanabilir. Bakın şu öyle bir soru. Yeni tarz sorularda da gelebiliyor bu şekilde. Yukarıdaki numaralı şunların hangilerinde betimlemeye yer verilmemiştir?
Bunu ne yapacağız o zaman? Sıfat var mı yok mu? Yani bu şeyde, metinde sıfatlar neler onlara bakacağız. Minibüsle sabahleyin yola çıktık. Evet, bir zaman var ama herhangi bir şeyimiz yok. Sıfat, niteleme sözcüğümüz yok. Yeşilin açığından koyusuna değin bütün tonlarıyla bezenmiş ağaçların süslediği yamaçlardan. Bezenmiş ağaçlar, bakın, yeşilin açığından koyusuna değin bütün tonlarıyla bezenmiş ağaçlar ve bununla süslenmiş yamaçlar ve tepeler geçtik. O zaman ikinci cümlede biz betimlemeye yer verilmiştir diyebiliriz. A, C, D, 3 şıkta var. Eleme dedik ya hani. O zaman biz B'yi atıyoruz buradan. E'yi de atıyoruz. Devam edelim. Şırıl şırıl akan derecikleri. Nasıl dereciklermiş? Şırıl şırıl akan dereciklermiş. Aşağı aşağı sonunda yeryüzü cennetine vardık. Verilmemiştir diyor. Özür diliyoruz. Şimdi o zaman A da yok. O zaman A ile B gidiyor. Devam ediyoruz. Şırıl şırıl akan derecikler. Nasıl derecikler? Şırıl şırıl akan derecikler. 2, 3 de var. 4'e bakalım. Çevresini irili ufaklı ağaçların. Nasıl ağaçlarmış? İrili ufaklı ağaçlarınmış. Ve irili ufaklı ağaçların kuşattığı mavi, duru, büyük göl tabii bu. Ve sonra göle bakan bir yamaç. Bakın hepsi birbirine sıfat fiillerle veya ki sıfat fiillerin bir görevi de sıfat sözcüğü nitelemekti. Sıfat fiillerle ve niteleme sıfatlarıyla bu betimleme oluşturulmuş. Son cümleye bakalım. Kameramızı çıkarıp bu manzarayı görüntüledik. O zaman 1 ile 5 bizde betimlemeye yer verilmeyen cümlelerdir. O zaman cevap Bursa kalıyor. Arkadaşlar bunu geçiyorum. Bu şekilde. Ve öyküleme. Şimdi öyküleme, yani öykü neydi? Hikaye etmeydi. Yani o zaman biz anlatma diyebilir miyiz? Yani o zaman bir hareket ön plana çıkar mı? Yani durağanlıktan ziyade bir hareket, fiil, eylem ön plana çıkacak o zaman bu öykülemelerde. Ha bakın, hareket halinde ve gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçmesi. Yani o zaman kelimelerle resim yapma sanatıysa betimleme, bu da bir film oluşturma. Böyle söyleyebiliriz. Ve öykülemede bir yer, bir zaman ve kahramanlar vardır. Yani bir olay vardır arkadaşlar. Bir olay vardır öykülemede. Bize yazar metinde bir olay anlatır, bir hikaye anlatır. Bakalım nasıl olacakmış bu? Bir de ne diyor? Olayı genellikle geçmiş zaman kipiyle, görülen geçmiş ve duyulan geçmiş zaman kipiyle anlatır diyor. Deniz tarafından bir ihtiyar balıkçı kahvesine doğru usul usul ilerledi. Kapıyı aralayarak içeriye girdi. Sağda solda uyuyanlar vardı. Gür bir sesle herkese selamladı. Kendinden emin adımlarla ilerledi. Cam kenarındaki bir masaya oturdu. Garsondan bir çay istedi. Çayını içti, parasını ödedi ve dışarı çıktı. Denize doğru içli bir şarkı söyleyerek yavaş yavaş yürümeye başladı. Ne oldu arkadaşlar? Bakın, metin bize bir küçük bir film şeridi sundu. Bir ihtiyarın kahvehaneye gelmesi, o kahvehanenin içine girmesi, çay istemesi belki, çayını içmesi, arkasından parasını ödemesi, dışarı çıkması ve denize doğru ilerlemesi. Bu bir öyküleme. Bir ihtiyar adam var, kahramanımız var, bir balıkçı kahvesi var ve zaman, bakın,
bir küçük bir zaman dilimi. Tabii bir çay içimlik yani ve dil geçmiş zamanla bu bize aktarılmış öyküleme. Şeye bakalım, soruya bakalım nasıl bir soru bu. Heh, bakın güzel. Şimdi burada bu şeylerde genellikle arkadaşlar iki şey de verebiliyor. Yani ÖSYM bu anlatım biçimlerinden birkaç tanesini birlikte sorarak devam ettirebiliyor. Buraya bakalım şimdi. Soğuk bir İstanbul sabahı. Şimdi bakın, nasıl bir İstanbul sabahıymış? İstanbul sabahı bir isim tanımlaması belirtisiz ama soğuk olduğunu belirtiyor. O zaman burada bir sıfat var mı? Var. Devam edelim. Gökyüzünde bulut kaynıyor. Şimdi bize şeyin çevrenin de bir olay içerisinde anlatımı var. Gökyüzünde bulut kaynıyor. Yağmur yağdı, yağacak. Biz yola koyuluyoruz. Başladı şimdi eylem. Biz yola koyuluyoruz. Yarım saat sürecek yolculuğumuzu Maltepe'nin bildik sokaklarından geçerek bir an önce bitirme telaşındayız. Ve nasıl sokaklarmış? Bildik sokaklar. Bakın yine sıfatlar var. Sokaklar işe yetişmek için koşuşanlarla dolu. İnsanlar rayların üzerinden sağa sola bakarak hızlı adımlarla geçiyor. Yine bir eylem var. Bir banyo treni Gebze'ye doğru gürültüyle yol alıyor. Bakın sıfatlarımız da var, bir hareket de var. O zaman şeyimiz ne olacak arkadaşlar? Cevabımız adına olacak öyküleme ve betimleme. Üçüncü şeye geçiyorum. Anlatım tekniğine geçiyorum. Açıklama. Şimdi açıklama şeyden öyküleme ve betimlemeden biraz farklı artık. Çünkü biz bir hikayeye gördüğümüz onun içerisinde betimleme de görüyoruz. Öyküleme de görüyoruz ama açıklama artık bize bir olay anlatmayacak. Bize bir yerin, bir mekanın özelliklerini anlatmayacak. Ne olacak peki? Arkadaşlar bize bilgi verecek bize. Bilgilendirme esas yani. Bu açıklama metinlerinde bilgilendirme esastır. Benim şu an size yapmış olduğum şey de bir açıklamadır. Niye açıklıyorum arkadaşlar? Paragrafta anlatım biçimlerini açıklıyorum size. Size bunun hakkında bilgi veriyorum. İşte bu tarz bilgi veren, sizi bilgilendiren metinlere açıklama metni diyoruz. Nedir? Okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlayacak, ona bir şeyleri öğretecek. Genellikle eğitici ve öğretici yazılarda, ders kitaplarında, ansiklopedilerde, kaynak kitaplarda bunlar kullanılıyor. Bu metinlerde bakın yorum içeren ifadelere pek yer verilmez. Çünkü açıklama metni size olayı ve bir şeyi olduğu gibi aktarmak zorunda. O yüzden yorum içeren ifadelere pek yer verilmeyecek. Peki ne olacak? Genellikle nesnel yargılar olacak. Öznellik ikinci planda kalacak belki. Ha, içerisinde hiç mi öznel yargı yoktur? Evet vardır ama o kişi o kesinlikle anlattığının dışına çıkıp bir şey vermeyecek size. Nasıl bir metin bu açıklama metinleri? Ha, açık, anlaşılır, sade bir dil kullanılır diyor. Tabii bu açık, sade, anlaşılır bir dil kullanılıyor ya, bu bizim metinlerimizde var. Yoksa bir alana has makaleler olduğu zaman onun içerisinde tabii o alanı ilgilendiren terimler, kavramlar olacağı için belki anlaşılması zorlaşabilecek ama o bizim sorularımızla alakalı olmayacak muhakkak. Bulut, havanın yüksek tabakalarında çeşitli yığınlar halinde toplanmış su buharıdır. Şimdi bakın, biraz sonra tanımlamayı göreceğiz, tanımı göreceğiz. Bu açıklama metinlerinde tanımlama çok kullanılır. Çünkü önce bir şeyin tanımını yaparız, ondan sonra onun açıklamasına girişiriz. O yüzden açıklama metinlerinde tanım vardır. Ve tanımlar
yine biraz önce söyleyeceğiz, tek cümleden oluşur genellikle. Bulut neymiş? Dırmış bakın. Bulut buharıymış, su buharıymış. Havanın yüksek tabakalarında çeşitli yığınlar halinde toplanan su buharıdır. Bunlar güneşin sıcaklığıyla havada yükselmeye başlar. Yükseldikçe daha soğuk hava tabakalarına rastlar. Böylece su buharı su damlacıkları haline gelir. Bulutların havada durmasını düşme hızlarının az olması sağlar. Ağırlaşınca düşenler sıcak hava ile karşılaşınca yeniden buharlaşıp yükselir. Neyi anlattı bize? Yağmur olayını anlattı. Yani yağmurun nasıl meydana geldiğini bize burada izah etmiş oldu. Yani bu hava olayını bize nasıl gerçekleştiğini açıkladı. Bilgi verdi bize yani. Bilgilendirdi. Peki metni okuyalım sonra geleceğiz şeye. Bakın Eylül'de Eylül'de Kaç Karların çevresinde kestane karası fırtınası gelip çatar. Kestanelerin dökülme zamanıdır artık. Yöre insanı için kestanenin hem meyvesi hem de kerestesi çok değerlidir. Çünkü evlerin özellikle dış cephesi bu ağaçtan yapılır. Rüzgarlar vadilerde uğuldamaya, yapraklar dökülmeye başlamıştır bugünlerde. Karın habercisi olan kara kuş birazdan pencerenin pervazına tüner. Derinden kurt sesleri gelir. Orman tüm yaşamıyla hazırdır uzun ve beyaz kışa. Bakalım şimdi neler varmış burada. Bakın bir kere önce şu şeylere bakalım. Karşılaştırma, tanımlama, öyküleme, açıklama, öyküleme, betimleme, tartışma, karşılaştırma, öyküleme, tanımlama, örnek gösterme, betimleme, açıklama, tartışma, örnek gösterme. Bir kere şu tartışma işlerini ortadan kaldıralım. Örnek gösterme de bir bilgilendirme şeyidir. Açıklama, öyküleme, betimleme, karşılaştırma, tanımlama, öyküleme. Bakalım. Şu burada bir karşılaştırmamız var mı hiç? Eylül'de kaç karların çevresinde kestane kara fırtınası gelip çatar. Kestanelerin dökülme zamanıdır artık. Evet. Şimdi o zaman bize şimdi bakın kereste çok değerli ya. Niçin değerli? Çünkü evlerin özellikle dış cephesi bu ağaçtan yapılır. O zaman bir açıklama yaptı mı bize? Evet. Açıklama yaptı. Peki Eylül'de kaç karların içerisinde kestane karası fırtınası gelip çatar deyip bir bize öyküleme yaptı mı? Evet, o da var. Ve betimleme. Cümle içerisinde sıfatlar da var mı? Evet, uzun ve beyaz kış. Burada da bizim sıfatlarımız ön plana çıkıyor haliyle. O zaman ne demiş, ne yapmış oluyor, cevap ne olmuş oluyor? Açıklama var bu cümlenin içerisinde, öyküleme var bu cümlenin içerisinde, betimleme de var. Cevap Bursa oluyor. Peki, bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.